Çanakkale Dümrek köyün ana. Anne. Bunlar yeni mi doğdu? Yeni doğdu bugün. Bugün mü? Bugün doğdu. Ne zaman? Bir iki saat evveli. İki saatlik mi bu oğlaklar? İki saatlik. Üç saatlik veyahut. Göbek bağı duruyor daha bunların. Bugün doğdu işte. İsim koyacak mısınız bunlara? Yok. İkisi de erkek. Birine Şoray desek, hani biz buradayken doğmuş ya. Diyelim o zaman. İnatçı bir şey olursa. Ha. İsminiz nedir sizin? Hasime. Hasime Hanım. Evet. Ev sizin mi? Bizim. Keçiler sizin mi? Evet, bizim. Bunların gebeliği ne kadar sürüyor? 5 ay. 5 ay sonra? 5 ay sonra. Yılda bir yavru mu veriyor bunlar? Evet, bir sefer veriyor. Keçi kaç, 2 yavru mu yapar? 3 tane de yapıyor. Bu karşıdaki 3 tane yaptı. Peki siz öteki erkek keçi olunca sevinmiyor musunuz? Seviniyoruz, neden sevinmeyelim? Hangisi? Kesiyoruz. Kesiliyor erkekler. Kesiyoruz, yiyoruz. Erkeklerin kurbanlık makus yapıyoruz. Talihi. İlla kesileceğiz yani. Kurbanlık yapıyoruz. Öyle. Peki bunlar emmeyi öğrendi mi? Öğrendiler, emiyorlar kendileri. Kendi kendine mi öğreniyor bunlar? Yok, ben biraz yardımcı oldum. Nasıl yardım ediyorsunuz? Biraz tutuveriyorum şeyini, keçinin memesini. Emiyorlar, ağzına doğru götürüyor. Bunlar da zaten kendisi uğraşıyorlar emme. Bu oğlaklar ne kadarlık? Bu oğlaklar cumartesi günü doğdu. Ayın 3'ünde. Yani bir haftalık bile değil. Bir haftalık değil. Bir haftalık değil. Sütünü mü sağıyorsunuz şimdi? Almıyorum sütünü. Oğlakları besleyemez çünkü. Siz alırsanız. Biz alırsak. Ne kadar böyle almayacaksınız sütünü? 1,5 ay yemiyorlar. Ondan 1,5 ay, 2 ay. Ondan sonra ayırıyoruz. Yem veriyoruz oğlaklara. Ondan sonra kendimiz sağıyoruz. İnsanoğlu daha şanssız değil mi? Bunlar doğmuşlar. 2 saatlik ayaktalar. Evet. Annelerini emiyorlar, yürüyorlar, ediyorlar. Bir insan evladının yürümesi en az 1 sene. Evet. Daha mı uğraşıyoruz biz kendi bebeklerimizle? Tabii daha çok uğraşıyoruz. Kendi bebeklerimizle. Onlar çabuk kalkamıyor. Bunlar hemen 10 dakikada kalkmaya uğraşıyor yukarı. Kalkıyorlar mı? Dikiliyorlar. Evet. En zor büyüyen canlı insanoğlu mu yani? İnsanoğlu tabii. Efendim ben size tanıştırayım. Dünyamıza yaklaşık 2 saat önce gelen inatçı bir teki adayı. Erkek keçi. Karnı da biraz tok olduğu için şimdilik emmiyor. Efendim, keçi nasıl sağılır? Esasında bütün hayvanların sağılma prensipleri sanıyorum aynı, birbirine benziyor. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyim, seni sormalısın. Çok şükür, sizi gördük, daha iyi olduk. İsminizi bağışlar mısınız? Zehra. Zehra anne, keçi nasıl sağılır? Tutarsın böyle, sağılsın. O kadar. Ne? Budur yani, daha ne olacak? Özel usulü mü olacak? Açım hesapları mı yapacak? Tutar. Sağırsın. Zor değil mi bu, böyle nasıl rahat duruyor? Hayvan durmaz ki. Durur. Alışkınız bir sağma. Acemi biri sağamaz mı? Sağamaz. Sağamaz acemi biri. Ya, erkekler sağabilir mi keçiyi? Sağar. Benim oğlan da sağar. Babamız ama da sağar. Acemi sağamaz diyorsunuz. Acemi sağamaz. Bir deneyebilir miyim acaba? Sağar. Keçinin duruşuna bağlı. Keçi sütünden ne yapıyoruz anne? Neler yapıyorsunuz? Peynir. Peynir yaparız. Sütlaç yapılır. Lahmacun olur. Her şeyi olur. Bir de dondurma için keçi sütü lazımmış galiba. Biliyor musun onu? Öyle diyorlar ama. Ben en iyi dondurma. Evet. Keçi sütünden olur. Keçi sütünden olur diye biliyoruz. Bir de keçi sütü içen inatçı olurmuş diyorlar. Var mı bunun aslı astarı? Var. Var. Var.
keçi sütünden içen inatçı olur. Benim torunlar keçi sütü içi inatçı. Yok canım, ben inanmam böyle hurafelere. Keçi dik sütü. Durar, ayaklı durar. Aman. Keçi sütü içeceksin, dik duracaksın, inatçı olacaksın. Yok öyle bir şey canım. Gitsene biraz öte. Az öte git, öte. Anlamadım. Az öte git diyorum ya, nasıl anlamadım? Abi niye bağırıyorsun ya? Bağırmıyorum ben ya. Öte git. Doğrusu. Ne demek öte git? Ya doğrusu bu kadar armut gibi yakın çekmek her zaman, değil. Her zaman böyle çalışıyorum ben. Her zaman böyle çalışmıyorsun sen. Her zaman. Sana ne oldu şu anda? Ya bana bir şey olduğu yok ya. Niye inat niye böyle? İnat falan değilim ben. Abi inatsın ya. Değilim inat inat. Ne alakası nereden var? Nereden çıktı şimdi bu? Ne alakası sütü var? Sütü içtim tabii. Ne alakası var canım? İçtiysem içtim. Böyle değildin ama. İçtiysem kendi cebimden içtim. Senden mi aldım? E benden almadın ama böyle değildi kardeşim sen. Nasıl ya. Nasıl böyleydi? Hala armut gibi gelmiş. Sütü içtikten sonra böyle oldun sen ya. Yok canım, ne ilgisi var? Ya. Sütü içen inat olurmuş. Hadi canım, ya. Keçi sütü içince ya. İnatçı olurmuş. İnatçı ya. Sensin. Sensin ya. Keçi. Ne zaman anlaşabildin ki zaten? Bir alttan aldığını görmedim ki ben senin bugüne kadar zaten. Neyi bugüne kadar alttan almışsın da bunu alttan alacaksın? Benim şiddete meylim vallahi kederden. Mamafi lezzetli de bir şeymiş bu. Ya hala yakından çekiyorsun ya. Biraz uzaktan gidip çeksene. Kirlenmek her zaman güzel değildir. Az sonra. Az sonra. Aslında bu tokuçu alacaksın. Kim kirletiyorsa onun kafasına da. Hı yenge? Ekmek kokusu duyduk mu dayanamayız. Çanakkale Dümrek Köyü'nde fırın koku teyze. Kolay gelsin. Anneciğim. Sağ ol. Sen de sağ ol. Nasılsın? Allah'a şükür iyiyiz. Allah iyilik versin. İsminiz nedir efendim? Fatma. Fatma anne. Fatma ateşin anne. Başında mı piştin? Ateşin başında. Yoruktun mu? Yoruldum, çok yoruldum. Güneş mi fazla geldi? Bahar gelmiş dağlarına memleketinin. Bahar geldi bir de fırının önünde. Yoksa öyle bir gözyaşının sebebi nedir? Neden öyle gözlerin? Gözler böyle sulanıyor benim gözler. Duman mı yapıyor bunu? Duman değil de kendileri sulanıyor zaten. Bu işi yapacak gelinin, kızın, kimsen yok mu? İki tane oğlan var galede. Biz dedekle ikimiz. Oğlanların hanımları yok mu gelinler? Hanımlar var. Orayı ev aldılar, eve gittiler. Herkesin işi var. Hoş geldin. Diyeceğim ben hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun. Programda görüyor mu hep? Vallahi bizden yakışık. Bak nasıl tanıdım. Neredesin ya? Kaç yıllık eşiniz? 40-45. Otur hanımının yanına. Rıza'dayım ya. Peki hanımefendiyle izdivaç nasıl oldu peşinizde o kadar bakış varken üzerinizde, bütün gözler sizin üzerinizdeyken nasıl hanımefendi sizi aralarından çekti aldı ya da tersi? Bizim evimiz yakın bura. bir durum varsa yakın. Komşu kızına bir kaykılma, bir bakma, bir tabii, tavlama edebiyatı olmuş. Nasıl olmuş bu iş? Nişan gönderdim adam, oldu işimiz. Niye gönderiyorsunuz efendim? Ama dünür sen canım söylesene dünya dünür, güzeliydi yengen diye. Dünür duydun değil mi? Duydum tabii dünür. Tamam, dünür gönderiyoruz. Ondan sonra razı olurlarsa veriyor. Razı olmasa yok kesin. Siz yani, razı ettiniz. Tabii. Siz efendim evinizin önünden mi gelip geçiyordur Rıza Bey? Ya yok ama bakıyor şu karşı evlerde biz duruyoruz. Burada bununla aramızda bir yol. Biz ilkin böyle kendin istemekle gidilmiyordu ya. Ana baba verdiği yere mecbur gidiyordun. Cem siz beğenmeyince varmazdınız Cem şimdi. Beğenmeyince verdiler gittik işte biz de geldik. Beğenmiyor muydunuz Rıza Bey? Beğeniyor. Sen onun gençliğini görsen fotoğrafını. Cem siz de gençken. Tabii biz de öğrendik de gari yaşlandık da ama bitti. Hepsi. Öyle hayat öyle. Hepsi sabah bitti. Kalkıyorsunuz camı açıyorsunuz. Odun tabii. Mu kırıyoruz Rıza Bey? Odun keser, macaklan. Yapar. Şöyle bir hayran tabii. Hayran bakmışlığınız olur muydu evlenmeden önce? Oluyor tabii. Siz o bakışların oluyor. Farkında mıydınız? Zaman öyle gösteriyor zaman.
zamanlarsa. Bakınca komşu tabii, kızı camda. Tabii, tabii. Odun keserken pozlar değişiyor muydu? Dönüşmez mi? Dönüşmez mi? Hafif. Gençlik, gençlik. Normal odun kırarken bakıyorsun komşu kızı bakıyor. Havalar 8500. Peki siz de ara ara bakardınız herhalde. Tabii ya. Siz utanır mıydınız Rıza Bey size bakınca komşunun? Utanırdık tabii. İlkin böyle bir şey yok değil. Flört flört yok tabii. Yoktu tabii, yoktu. Hala iltifat eder misiniz hanıma? Aynı. Hanım bugün çok güzelsin yahu. Tabii. Der misiniz? Tabii. Deriz canım, zaman geldim denilir. Zaman yani, nedir? Kavga zamanı. Kavga yok. Kavga yok hanımlar. Kavga yok. Evet. Bu kavgasızlığı kavga. Nasıl beceriyorsunuz Rıza dayı? Ya iki gönül bir oldu mu nasıl ilkin hani böyle tartıyor şey terazi. Ona göre oyuna göre yani gideceğim bu iş. Affedersin ota kıla tüye bunların şalterler tabii. Ayakta duruyor zaten. Tabii. Tink attı. Attı mı tamam işte. Tokat avlusuna kadar, evin kapısına kadar bırakmadığın zaman ne oluyor? Mesela yoldan geliyorsun. Tabii. Allah korusun kapıya kadar bırakmadın. Ne olur? Şalter atar. Tabii. Kalktın günaydın demedin. Ne olur? Şalter atar. Tabii. Yüzün acık asık ne olur? Şalter atar. Tabii. Ama sizin şalterler atıyor benlerle. Şalterler çok atarmış. İstediğim saatte gelirim be dese ne olur annem? Ne olur o da söyler, ben de söylerim, kavga olur. Şu olur benim anladığım kadarıyla Rıza Bey. Bu sanıyorum tabii. Sizi fırına sokar, pişin pişin pişiririz. Fırında pişmek istemiyorsanız acıkın ne yapacağız? Alttan alacağız. Tabii. Sen özürün bini bin tanesi. Tabii. Çiçek götürür tabii, müsünüz? Tabii. Evet, çiçek getirir misin? Zamanla oğlum getiriyorduk zamanla. Şimdi çiçeğim içeğim unuttuk yani açıkça. Peki efendim, bu ekmeği nasıl yapıyorsunuz Fatma anneciğim? Ekmeği unu elersin. Sen mi elersin Rıza ben, dayı mı? Ben elerim, ben elerim. O unu alır, bu çuvalı alır, gor yerine. Ben oradan alırım. Suyu ısıtırım. Otururum, yoğururum hamuru. Sererim, biri de gorum. Bu bana çırpıları getirin, kırarım burada, hazırla. Ben de oldin ekmekle fırını yakarım, atarım fırına. Mayalı mı bu hamur? Mayalı. Şeyde bakkaldan almaz mısınız? Ekmek? Hayır, bakkalda değil, kendi mayamız. Değişim mayala yapılır. Daha mı uzun dayanıyor bu? Daha uzun dayanır, daha güzel olur. Hanımın ekmeği başka bir şey değil mi? Tabii tabii. Hı? Peki bu ekmeğin, bakayım bir tadına. Fırınlardan bugüne kadar tomarla ekmek... Yardımcı ol yani. Sen bak mis. Mis. Kopar kopar. Bundan bir dilimini yiyeceğim, bir dilim. Tok tutar. Aşama tok tutar. Aşama kadar tok tutar yani. Anladın mı? Şunu al. Takdim et. Bu özenle yetiştirdiğim sana layık değil ama çiçeklerde akşam 11-12'ye kadar kahvedesin. Bu güzelliğimi de unutma Rıza Bey. Buyur. Teşekkür ederiz. Gördün mü nasıl yumuşuyor yüzler? Son değil mi? Hı-hı. Son değil mi bu konuşma bundan. Hı-hı. Tamam. Aynen uyguluyor. Aynen uygular. Tamam bu zaman oldu. Sana tamam. Layık değil ama desene Rıza dayı. Akşam 12'ye kadar kalabilir mi kahvede? Kalır. 12'ye kadar kalır. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarınızla muhabbet etmek istiyorsanız ahan da anahtarı eşinize takdim ediyorsunuz. Tamam. Hadi kolay gelsin annem. Hadi kahve. Hadi Rıza dayı. Hadi. İnanamıyor adam tabii. İlk çaylar benden, ikinciye karışma. Bak, hayatını kurtardım izliyorum. Sana mutluluğun tamam, formülünü kurtardım. Verdim Rıza dayıcım ya. Öğrenmenin yaşıyor. İlk çayları tamam. Öderim ama. Tabii. İkinci çayları ödemem evet. Bak söyleyeyim. Kurban oldum Allah, kurban oldum Allah. Biz gel be buluşalım abinin. Biz gel be buluşalım. Kabak kemanenin sırrı. Az sonra. Abi gök gürültüsü başladı. Yağmur gelmeden gelin. Antalya'nın en güzel yerlerinden biri olan Kumluca'dayız. Açıkçası Kumluca'da ne ararsanız var. Antalya'ya nasıl olsa geliyorsunuz. Kumluca'ya uğramadan dönmemenizi tavsiye ediyoruz. Tepeden Kumluca'ya baktığınız zaman
Şu aşağıda görmüş olduğunuz beyazlık, mavilik, yeşillik, sarılık, efendime söyleyeyim şeffaflık deniz mi, gökyüzü mü karışıyor birbirine. Denizle sera örtüleri birbirine girmiş. Burada seracılık çok ama çok popüler. Da, bu dayı diyorum dayı. Dayı ne yapıyor burada? Çalıyorum. Ne yapıyorsun sen dayı burada? Seyrediyorum. Ne yapıyorsun? Her zaman da geleceğim buraya. Bir sefer yolum düşmüştü buraya. Şöyle seyrediyorum şu Gumca ovalarını, tepelerini, yeşilli. Sen adın ne dayı senin? Necip Çavuş. Necip Çavuş mu? Ha, kabak kemaneci Necip Çavuş. Kabak kemane mi? He, kabak. Yaralanmış senin kabak kemane. Yok, cihazla çeviriyor da onları yapıştırdım, yaralanmasın. Bantlamışsın sen bu kabak kemanı. Bantladım, öyle güzel ötüyor mikrofonda. Mikrofonda ötüyor. Ha, mikrofonda öyle ötüyor. Çıplak ötebiliyor mu böyle mikrofonsuz? Öter, ötmez, baksana. Ötüyor be. Necip Çavuş muydu? Necip Çavuş. Soyadın mı Çavuş senin, lakabın mı? Karakaya soyadım. Bu dikilme ne oluyor? He, Necip Çavuş dedin mi, tanımayan yoktur. Dayı sen omuzlar ne oynuyor böyle ya? Duramam. Bunu elime aldım ille yani gıpırtı yaparım oynarım. Nasıl oynarsın ya? 12 yaşımda başlamışım bunu. Dur, zapt edemiyorum kendimi ille. Ama bak bende de şey var. Yapma, etkilenirim ben böyle şeylerden. Sen buradan manzara seyretmeye mi geldin? He. Buralarda mı yaşarsın sen? Buralarda gezerim. Gazino gazino efendim. Köy köy gezerim ben. Antalya'da Beydağlarında nenen var. Antalya'da olanlarım var. Her yöreye gezerim. Öttür bakalım. Hala. Yaş kaç senin dayı? 37 doğumluydu. Hesap yaptıracağım bana. 69 dolar, 68 dolar. Bunlarda... 68-69. İyi maşallah. Dinç görmüyorsun sen ya. Kara maşallah. Dillerine sarımsak. Dillerime? Sarımsak. Yani arıza görmesin. Sarımsak yiyen hastalık bulmaz. Dillerine sarımsak. Gözüne sarımsak kardeş. Bizim de dillerimize sarımsak. Senin ağzına sarımsak. Sarımsak. Saç... Kafana sarımsak inşallah tez zamanda. Tez zamanda kafana sarımsak. Peki yenge hanım özlemiyor mu seni? Ne neredesin demiyor musun? Alıp başını çıkıyorsun dağlara bağlara. Bir hafta yeri bırakmam. Bir haftanın içinde ille gezer dolaşır varırım eve. Neleri dolaşır gelirsin? Gezerim tozarım. Bir hafta. Bir hafta. Eve uğramadan. Eve uğramadan. Bunun iki adım evin. Niye gidip evinde yatmıyorsun da sokaklarda? Hiçbir eksik bir şeyim yoktur. Her şeyim dört dörttür. Evimde. Tamam bir şey demedik ya, insan özlemez mi canım? Kadın kocasını özlüyor belki. Canım yaşlanmışsın, senden sonra neresini özleyeceğim bu işleri? Özler canım, muhabbetini özler. Allah Allah, insan nefesi sıcaktır yani. Tabii canım, illa korkuyordur belki kadıncağız. Yani gezerim ama görmeden de olmuyor tabii. İlla bir hafta içinde eve varacaksın, göreceksin nenen. O da 61 yaşında. Sen mi özlüyorsun, o mu özlüyor seni? Belki de o da özlüyordur. Yani sana kalsa git, dönmeyeceksin mi eve? Oo, zaten duramayayım, bir hafta geçmeden varırım. Özlüyorsun yani. Özlememiz canım, çekiyor mıhladız gibi çekerim. Yapma be. Vallahi öyle. Aşk devam yani. Devam canım, kemikten gelen bir şey. Nasıl kemikten ya? Aşk nereden gelir? İnsanın nereden gelir? Titirtti aşk kemikten gelir. Kemikten. He, kalbe böbreklere vurar. İlle çeker o yürüye. Hadi be. Ha, çeker. Orada çeker. Aşk ille böbreklerden gelir ha? Ha, gel ille vurar orada bir kalp böyle tıkıdık tıkıdık çalıştığı gibi saat gibidir. Siz nasıl tanıştınız? Böbrekler ne zaman tıkıdık tıkıdık etti senin? Hiç çalışmaz mı canım? Ya soruyoruz işte. Neyi nerede gördün? Ne zaman gördün? Nasıl gördün? Şimdi sol kolun üstüne yattın, böbrek tak kak tak kak saat gibi çalışıyor. Sağ tarafına yattın, duyulmaz. Emin ol, gece yat da bir bak. Böbreğimin sesini dinle. He, soluna yat bir bak, vurar. Bu dağ başındaki amcalar hep böyle bizi dumur ederler ya. Bir çobanla karşılaşmıştık, hatırlar mısın? İspatlı köyünde. Allak bullak olup dönmüştük öyle. Aynen. Aha da kabak kemaneci dayı. Peki dayı, hepsini anladım da. Bu böyle konuşurken, bu elindeyken hiç böyle eller meller, omuzlar momuzlar, böyle uyluk kemikler hiç tutmuyor gibi senin. Yani öyle? Şimdi bunu bırakam yapamam. Bırak. Ha. Tamam bırak. Şimdi bunu bıraktın mıydı? Hiç kıpramaz Samsun'la. Böyle durursun. Konuşurum. Yani. Fakat alalım lütfen. Ha, bu müziği elime aldın mı duramıyorum, tutuyor beni. Bu bantlar nereden geliyor? Bant kendim alır yapıştırır. Niye yapıştırıyor? Ne oldu yani? Düğünlere girdiğim zaman bu mikrofonu taktığımda bora kristalı çığırma yapıyor, bunu yapmadım mı?
Yaralı maralı bereli bir şey değil yani. Ha, değil, değil. Bir de değil. Bu... Birisi para atmış, içinde para var. Çıkaramıyoruz. Çıkarıp harcasak ya. Çıkmıyor ki. Kıralım, eğer yeni bir tane şey alacak kadar. Kemen... Belki altındır, yeni kemençe alabiliriz. Bu kabak kemanenin parasını alalım. Yapmayacak belki. Nal para deni ben de bilmiyorum. Kaç para olduğunu biliyor musun içinde? Bilemiyorum, görükmüyor. İşte. Kabak kemanenin esrarı. Bu kabak kemanenin içerisinde bir para var. Ama muallaktayız. Kaç para olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Belki bu kabak kemanenin fiyatını bile karşılayabilecek bir rakam değil. Bu riski hiçbir zaman almayacağız ve yürüdükçe bu böyle böyle sallanacak. Kağıt para oldu mu yüzünü yapıştırıyorlar, alıyorum. Fakat bu demir parayı ile buradan bir yerden atmışlar. Bir türlü kaç para aldığını da bilmiyorum tersine. İşte belki altındır be. Ulan öldüğümde çocuklarım belki anarlar, içinde para çıktı derler. Lan bunu atıyorum, bir söylesene ne attığını lan. Ha dayım. Ne var işinde be? Yağmur bastırmadan tıngırdat be dayım benim be. Buyur. Harmandan, gel harmandan, yargaça, limormandan, sevdane, çeke çeke, ben kesildim derimandan, ha! İptidai bir şekilde tutturulmuş bir kabak kemaneyi çalmaya yarayan, tam adını bilmiyorum, yay. Üzeri böyle bir bantla, elektrik bandıyla bantlanmış. Dağın başı. Çıkıyor dayı. Haftada bir evine eserse uğruyor. Ya sorarız. Acaba mutlu kim? Ona göre çok kazanan ben mi? O mu? Ya ne zaman dağın başında bir ihtiyarla karşılaşsak dumur olup gidiyoruz. Dınınıt dınınıt dın, yapma dayı, sen çal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.